Buda'nın beyni 5. okuma. Kendi tarafınıza tutun. Biri üzerinde ne kadar güce sahipseniz o gücü iyi niyetli bir şekilde kullanma sorumluluğu da o kadar büyür. Bu genel bir ahlaki ilkedir. Peki dünya üzerinde en çok güce sahip olduğunuz kişi kimdir? Tabii ki gelecekteki halinizdir. Gelecek avucunuzun içindedir ve ona ne olacağı onunla ne kadar ilgilendiğinize bağlıdır. Yaşamımdaki en önemli deneyimlerden biri ben 6 yaşlarındayken bir şükran gününde gerçekleşti. Illinois'daki mısır tarlalarının köşesinde evimizin bulunduğu sokakta durmuş, kara topraktaki yeni yağan yağmurla dolmuş saban izlerine bakıyordum. Uzaktaki tepelerde minik ışıklar göz kırpıyordu. İçimde bir sükunet ve berraklık, o gece evimizdeki mutsuzluk sebebiyle de bir hüzün hissettim. Sonra çok yoğun bir şekilde şunu anladım. Her şey ama her şey sadece bana bağlıydı. Bir başkasına değil. Zaman içinde o uzak ışıklara giden yola ve onların temsil ettiği mutluluk fırsatına ulaşmak benim elimdeydi. O an hep içimde kalmaya devam etti çünkü bana neyin kontrolümüzde olduğunu, neyin olmadığını öğretmişti. Geçmişi ve şimdiyi değiştirmek imkansızdır. Sadece olanı kabul etmek mümkündür. Ancak daha iyi bir geleceğe doğru meyledebilirsiniz. Bunu yaparken birçok adımınız ufak ve mütevazi olacaktır. Bu kitapta daha sonra bahsedeceğimiz tekniklerden örnek vermek gerekirse, gergin bir toplantı sırasında derin bir nefes verebilmek için önce oldukça derin bir nefes alabilir, böylece sakinleştirici parasempatik sinir sistemini etkinleştirebilirsiniz. Ya da üzücü bir deneyimi hatırladığınızda sizi seven biriyle birlikte olduğunuzda nasıl hissettiğinizi anımsayın. Bu da üzücü anının yavaş yavaş yerini pozitif bir hisse bırakmasını sağlar. Ya da zihni sakinleştirmek için bilinçli bir şekilde mutluluk hislerini anımsamaya devam edin. Bu durum dopamin seviyesini yükselterek odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Bu ufak tefek eylemler zaman içinde gerçekten de birikir. Herhangi bir kişisel gelişim ve spiritüel pratik çalışmasının yanı sıra gündelik aktiviteler de beyninizi içten dışa değiştirmeniz için onlarca fırsat sunar. Gerçekten de bu güce sahipsiniz ki bu da kontrolünüz dışındaki güçlerle dolu bir dünyada harika bir şeydir. Tek bir yağmur damlasının pek bir etkisi olmayabilir. Ancak yeterince zaman verirseniz ve yeterince yağmur damlası düşerse taştan büyük kanyonu bile oymanız mümkün olur. Ancak bu adımları atmak için kendi tarafınızı tutmanız gerekir. Bu başta pek kolay olmayabilir. Pek çok insan kendine, başkasına olduğu kadar nazik davranmaz. Kendi tarafınızı tutmak için beyninizi daha iyiye yönlendirecek ikna edici sebepler bulmanızın yardımı olabilir. Örneğin aşağıdaki bilgileri göz önünde bulundurabilirsiniz. Bir zamanlar küçük bir çocuktunuz ve tüm çocuklar kadar ilgiyi hak ediyordunuz. Kendinizi çocuk olarak görebiliyor musunuz? O ufaklık için her şeyin en iyisini dilemez misiniz? Aynısı şimdi de geçerli. Herkes kadar siz de mutluluğu, sevgiyi ve bilgeliği hak ediyorsunuz. Aydınlanma yolunda ilerlemeniz sizi işinizde ve ilişkilerinizde daha verimli kılar. Güler yüzlü, iyi kalpli ve sezgili olmanızın diğer insanlara nasıl faydalar sağlayacağını bir düşünün. Kendi gelişiminize önem vermeniz bencilce değildir. Hatta tam aksine diğer insanlara sunabileceğiniz harika bir hediyedir. Bıçak sırtında dünya. Belki de en önemlisi kendi gelişiminizden yayılan o dalgaları düşünmeniz, bunlar açgözlülük, karmaşa, korku ve öfkeyle dolu bir dünyaya gözle görülmez ancak gerçek bir destek sağlar. Dünyamız bıçak sırtındadır. Her iki tarafa da yatabilir. Gezegenimizde yavaş yavaş ancak kesin bir şekilde artan demokratikleşme, halk örgütlenmeleri ve birbirimizle hassas bir bağlantı içinde olduğumuza dair daha gelişmiş bir anlayış görmekteyiz. Öte yandan dünya gittikçe daha çok ısınıyor. Askeri teknolojiler daha ölümcül bir hal alıyor ve 1 milyar insan her gece aç uyuyor. Tarihin bu anındaki trajedi ve fırsat aslında tamamen aynı şey.
Doğal ve teknik kaynaklar bizi halihazırdaki uçurumun eşiğinden geri çekmek zorundaydı. Mesele kaynak yetersizliği değil, irade gücü ve kısıtlama eksikliği. Gerçekten olana dikkat etme eksikliği ve öz çıkar farkındalığının eksikliği. Yani bir başka deyişle erdem, farkındalık ve bilgelik noksanlığıdır. Çünkü sen ve diğer insanlar, akılın ve sonuç olarak beynin, dünyamızı daha iyi bir tarafa yönlendirmede yardımcı olması konusunda gittikçe daha yetenekli hale geldiniz. Sayfa 30 ile 32 arası.